Hanımefendiler, beyefendiler, Emre Güngör Oyun kanalına hoş geldiniz. Anno 1800 oynuyoruz. Sizi şöyle güzel bir hoş geldiniz yazısıyla karşılamak istedim. Bu bölümümüze de hoş geldiniz diyorum ve hemen şöyle genelden bir şehrimize, ülkemize bakış atıyorum ki ekonomi hemen gözüme çarpıyor. Mis gibi ekonomi. Eksiye düşmüş. Eksiye düşmesinin sebebi für yok, kahve yok, ampul yok. Çok net bir şekilde bunlar yok. Kahve bir gelip gidiyor. Kahve bir gelip gidiyor. Kahveyi ayarlayacağız beyler ama für yok. Fürün olmamasının sebebi de şuradaki arkadaşımın, bakın hemen şöyle tekrar göstereyim. Fürdeki durum şundan ibarettir aslında. Şurada İpek var, görüyorsunuz. Yeni dünyadan gelecek o da. Burada kendileri sıfır. Fakat şuradaki ham madde var. Fürs var. Yani işte post ya da ne kürk, pardon, kürk var. Fakat İpek yok. İpek arkadaşımız niye burada yok? Sayın İpek Hanım, neredesiniz? Neredesiniz? 50 taneyle geliyor bak. Şu gemi bak, görüyor musun? Haritadan şöyle üstünde durdunuz zaten. Haritada şöyle hafiften bir parlıyor. Kendisi arkadaşım benim burada geliyor. Fakat benim buraya bir gemi daha vermem lazım. Dörtlü. Peki o dörtlü gemi nerede? O dörtlü gemi yok. Çünkü dörtlü gemim, dörtlü slotlu gemim yokmuş. Hemen bir gemi basmaya gidiyorum beyler, acilinden. Burada çıkarttığım gemi var mı yok? Abi ver klipper milipper çıkartın beyler. Ufak tefek yani, hiç bakmayın gözünüzün yaşına, verin gemileri. İşimiz var İpek'te. Bu da çıksın da biraz ekonomi düzelsin. Yani o çıkana kadar inşallah her şey düzelir de. Kahve de geliyor. Kahvede şöyle bir güzellik yaptım beyler ben. Kahveyi ben bir de şuradaki abladan alıyorum. Egzotik bir satış yapan abla vardı yani ilk bölümde. İlk bölümlerde göstermiştim size. Ben oradan kahve de çekiyorum. Bir de rom alıyorum daha doğrusu oradan. Ne olur ne olmaz ya, ikinci bir yol daha çektim kendime. Kahveyi buradan da alacağım. Kendi yaptığım yerden de alacağım. Bu şekilde yürütmeye çalışacağım. Zaten ilerleyen bölümlerde şeye geçeceğiz. Zeppelinlere geçeceğiz. Zeppelinlerden gideceğiz. Yalnız çok düştü ya. Gelir çok büyük düştü ya. Başka nerede sıkıntı var? Abi bunlar, ha sür burada da yok. Çiftçide de mi var sıkıntı? Yok. İşçide de mi var? Abi burada yani ben sıkıntı görmüyorum ama beyler hayırdır, isyanınız kime? Vallahi kavga çıkar ha. Beyler ben şu yüksek, müsaadenizle şurayı da bir yükseltiyorum. Hatta onun arkasındaki abileri de yükselteceğim. Şu abiler de bir yukarı gelsin. Biraz bir gideri düşürürüz ama bayağı bir 3000'e kadar çıktı. İnşallah orayı halletmemiz lazım. Şimdi biz ne dedik en son? Ya dedik bizim bisiklete de ihtiyacımız var. Bisiklet yapacağız. Aa bak, burada tiyatroları yok bu çocukların. Yerim. Bak burada kimse yok, görüyor musun bak. Tiyatro ihtiyacı, ha bunların tiyatro ihtiyacı var değil mi? Var var, pardon beyler, tamam. Bunların tiyatroya ihtiyaçları varmış. Buraya bir tiyatro atacağız beyler. Buraya bir tiyatro atmamız lazım. Neredeydi bunların tiyatrosu? Ha burada. Şimdi ben bunu buraya atarsam şöyle bir güzellik de yapmış olurum kendime. Burası çarşı zaten, hatta şöyle kenara doğrarım. Bu arkadaşımı da buradan alırım. Buraya atarım. Buraya atarsam buradakilerin de faydası. Bak nasıl doldu. Hop, benim de gelirim doldu. Böylece her iki tarafta sevinmiş oldu. Hatta ve hatta yalnız işçi sayım eksi 170. Çiftçi. Çiftçi yukarı çıkartayım. Çiftçiler nerede burada? Nereden alalım yukarıya ya? Nereden alalım beyler? Buradan mı alalım? Buradan alalım ya. Ya şöyle zamanla çiftçi kalmayacak burada. Ya buradaki bütün evleri biz en kötü artisana çekeceğiz. Çiftçileri dediğim gibi hani bir liman yapıyoruz ya yan yana. Liman yapacağız pardon, yan yana diyorum. İki adayı birleştirdiğimize buradaki rakam benim buradaki adama geçecek. Hatta yapabiliyor muyum ya? Ben niye bekliyorum şöyle işleri? Hiç beklemeye gerek yok. Yapabiliyorsan yap abi. Aynen öyle. Şimdi bakın beyler şöyle buraya gelmesin ya. Aynen burada olsun ya. Burası da petrol değil mi? Petrol aynen dur. Buraya atarsam şurayı kullanırım petrol için. Bir de burayı kullanırım. Şu alanı kullanırım. Tamam. Bu arkadaşımı buraya atıyorum. Şuradan yolu da bağlıyorum.
Peki buradan taş yol bağlayamıyorum. Niye, neden bağlayamadığımı bilmiyorum ama bu şekilde bırakayım. Şimdi bu arkadaşımı yaptım. Buradaki nüfusa bakayım. Benim için hangisi daha iyi? 770 tane çiftçi var. Burada ne var abi? Burada 690. Arada 700 şey, arada 100 fark var. Peki ben burayı mı alsam? Ben burayı büyütür müyüm? Büyütürüm abi. Buranın çünkü alanı daha fazla. Buradan yürüyebilirim. Buradan pek geleceğimi düşünmüyorum. Bu nüfus burada kalsın. Ya gerekirse üçünü de bağlarım. Çok önemli değil de. İlk başta bu kadar küçük alanda 770 kişi varken beyler, bu büyük alanda 600 kişi olması ne kadar enteresan değil mi? Demek burada bir sıkıntı var. Evet, giysilerden yana sıkıntıları var. Giysilerini ben burada yapmış mıyım bunları? Giysi yapmamışım. Ha, birebir yapmışım. Oğlum hiç yapmasamışım ya. Onu da buraya koymuşuz. Allah canına. Durun çocuklar, durun, size şöyle 4 tane falan vereyim, siz bir toparlanın. Bakın ipek geldi. İpek geldi ya. İpek de güzel kız, bak görüyor musun? Oğlum çok enteresan şey oldu ya. İpek deyip deyip duruyorum, siz anlayın işte yani. Kumaş geldi. Kumaş gelince ekonomi nasıl düzeldi? Yeni dünyanın faydaları beyler. Burayı bir dörtleyelim istedim. Şurayı da şöyle bir dörtleyelim. Buranın şimdi nüfusu daha da artar. O zaman ben buraya yeşillenirim. Evet, burası bayağı bir artar. Burası 1000 kişiyi falan bulur. Ben buraya geleceğim. Şuradaki pier'i yapmak için sen benden ne istiyorsun birader? Pier'i koymak için ne istiyorsun? Ay Allah, gözükmüyor. Niye lan? En başta gözüküyordu. Neyse, bir pencere vardı. Dur şöyle. Şuraya gelelim de. Neymiş? Pencere demir beton. Var mı? Buluruz abi. Pencere demir beton buluruz. Şu arkadaşımı şuraya attım. Sen bir tane gel bakayım. Ya sizin burada durmanıza gerek yok biliyor musun? Sen direkt İstanbul'a git. Yani Roma'ya. Sen de yeni dünyaya bir git bakayım. İzmir'e gidiyorsunuz siz. Sizin mekanınız güzel ha, iyi köfteler sizin. Hazırda gemilerim var mı boşta? Var abi, dördünü şurada dursun. Hatta yo yo, tamam bunlar dursun zaten, basıyorum ben. Şimdi 50'şer tane demir, beton ve pencere. Abi sen gidiyorsun. Bu limanın da maliyeti 1000 falan ha bana yani. 25 bin yapıyorsunuz, bak aylık gideri 1000. Pahalı ya. Demir, beton, pencere, tamam süper. Bir sıkıntı yok şimdilik. Ben şöyle bir baktığımda ne dedim en son beyler? Bizim gidip yeni dünyaya kauçuk yapmamız lazım. Kauçuk için de ben buradaki adaya bir hallenmiş idim. Tabii ki halledeceğiz. Başka çaresi yok mu? Buradaki tahta sayısı iyi değil. Buradaki tahta sayısı, burada şey var mı? Ha, odun çıkartıyorum ama rom var burada. Romdan yana sıkıntı olur. Beyler siz bana buradan getirin bakayım tahta. Siz ikiniz boşta mısınız? Tamam. Gelin bakayım çocuklar. Bana tahta getiriyorsunuz siz. Şimdi ben burayı yapacağım. Buraya ben kauçuk adası olarak gördüm. Kauçuk buradan çıkıyor ne de olsa. Her yerden çıkartırım. Hiç sıkıntı yok. Her yerden çıkartırım ama benim için önemli olan şu kısım. Şu arkadaşlarımı, pardon, bu kısmı benim köylü arkadaşlarım ev kuracakmış. Bakayım şöyle hali hazırda yakışıklı kurduğum bir ev sistemim var mı? Da pardon, köy sistemim var mı? Burayı alabilirim. Burayı alabilirim. Komplesini alamam ama şöyle yaparız. Şurayı şöyle kopyalarız. Buraya yeşilleniriz beyler bu şekilde. Biraz da sınıra doğru gelelim. Bu arkadaşım bir. Şöyle çevirsem. Çevirince de olmuyor. Hadi ya. O zaman çevirmeden atayım. Şöyle yapalım. Üst üste geliyor. Şöyle yapalım. Şöyle attık bir de. Tamam.
Bunların tek isyanı şu. Bak şu hareketi yaptığıma bütün sihrini bozdum hepsini. Şimdi bana yakışıklı, güzel, hunharca tahta lazım. Cankuş, getirin. İnşallah rüzgar da bizden tarafa esiyordur da hızlıca getirirsiniz diyeceğim ama bakayım rüzgara. Tam tersten esiyor değil mi? Nerede o lan rüzgar? Tam tersten esiyor ya, bakar mısın? Adamlar buradan çıkacak, tam tersten vuruyor. Buranın gelmesi 15 gün sürer beyler. Buranın gelmesi 15 gün sürer. Ben şöyle ufaktan yerlerini hazır edeyim bu beylerin. Nüfus biraz burada fazla olacak. 2 tane yeter. Tek bir yapmayayım. Şimdi bir dakika. Sen bana ne dedin? Bir de muz tarlası yapacaksın dedin de. Bu alan olabilir. Şuralara doğru yaparım. Buraya doğru çekmem belki. Ha, bir de sizin neyiniz vardı? Olmazsa olmazınız. Şöyle bir kilisenizi dağıtayım. Bak burada şimdi isyan bayrağı çıkar. Bak bunlarda pek bir şey yok. Buralardan birazdan isyan bayrağı çıkar. Açarlar. İki tane de şuraya atıyorum bundan. Çok mu uzak oldu? Yok ya, buradan hemen gelecek işte. Çok da uzak değil. Buraya İki tane muz tarlası. Ha, kurmak illa kuracağım diyor. Tamam kurarım abi, sıkıntı yok. Ha, bir dakika pardon, muz tarlası bunlar ya, ben ne attım oraya? Yanlış attım gel. Bunu. Şurası 128, aynısını hemen copy paste yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Biraz eksiği gediği var, onu tamamlayalım. 2 yetmezse 3 yaparız, arttırırız, sıkıntı yok. Ben önce bir göreyim. Şuradan hemen bir de panço yapalım dostlarımıza. Pançoyu buraya yapsam olur gibi duruyor. Yetişiyor arkadaşım benim, canım benim. Her yere yetişiyorlar, helal olsun. 4 müydü? 1, 2, 3, 4. Şu tarafa doğru yayılacağız. Gel bakayım. 1, 2, 3, 4, süper sığdı. 2 daha yapalım şuraya. 1 ve 2 selametle. Bir tane warehouse atarsak rahatlatırız burayı gibi geliyor. Onu da buraya atacağım. Şu paşayı şöyle bağlayalım. Bunlar gelebiliyor değil mi? Hadi be, warehouse yetişmiyor. Tamam, size özel bir yer olur. Mecburen olacak. Burası olabilir. Yetişiyor musun sen? Yetişemiyor değil mi? Neyse, taş yol yaparız burayı. Yapacak bir şey yok. Beyler, İstanbul'daki petrol kuyumuz patladı. Bunlar niye patlıyor bilmiyorum. Arada bir patlıyor bunlar. Hafif bir hüzün çöküyor içime patlayınca ama sıkıntı yok. Hemen paramız olduğu sürece hallediyoruz. Şurada bir görev varmış. Bu görevi yeşillendirelim. Ay ablacığım, sen buranın fotoğrafı ne istiyorsun? Hayırdır, denetmen misin sen? Kadın denetmen çıktı beyler. Al sana iki tane. İkisi yan yana. Böyle de ortam göremezsin ha. Şimdi benim bir tane dediğim gibi gemimiz vardı. Aa, kadın dinamo verdi. Akü verdi. Allah dur, akü verdi beyler. Akü, harbi akü değil mi bu? Bildiğin akü. Tamam, maliyeti %100 oranında arttırıyor. Hatta daha demin nasıl bir patlama oldu kuyuda, o patlama oranı da %70 arttırıyor. Fakat elektrik verdi kadın ya. Şimdi biz bu kadına böyle elektrik, burası olabilir. Bir dakika, başka neresi olabilir elektrik? Bizim elektrik ihtiyacımız Semik maşın olabilir. Ne sıkıntı var üretmede mesela bizim? Şöyle bir bakalım. Pek de bir sıkıntımız yok ama für olabilir. Füre gidelim. Aa, furnace olabilir. Furnace olabilir. Burada ne var? Kaneri, yemek. Burası da olabilir. Bu da olabilir.
Burada zaten pardon, baktığım yerlerde hep zaten elektrik var ya. Benim elektrik olmayan bir yere gitmem lazım. Bu abiler olabilir. Semik maşın olur. Sucuk olabilir bak. Burası. Olur ha. Şurayı da alır. Gel bir dinamo yapalım buraya beyler. Bak. Elektrik buraya geldi şimdi bak. Elektrik nasıl çalışıyor? Akü. Müthiş ya. Ama şöyle bir şey var. Ne olur ne olmaz. Ben buraya bir tane daha itfaiye atayım. Biliyorum çünkü ben hani burada yaşayacağız. Yaşayacağız yani bu muhabbeti. Bir patlama olacak. Bir dakika, bize bir sürü bildirim geldi. Ne oldu abi? Tamam. Gemilerimiz oldu ve bir yerden bir yere gönderdiğimiz gemiler yerine vardı. Beyler, sizden şimdi ben silah alacağım. Silah net. Sen ne getireceğim bana biliyor musun? Bu pencereyi al. Pencere de önemli. Buradan alacağım bir şey var mı? Yok. O ne be? Dur oğlum, sen nereye gidiyorsun? Allah, yanlış gemiye yükledik böyle. Bir şeyin eskortuydu bu ama neydi bilmiyorum. Dur oğlum dur. Yanlış gemi herhalde şunu takip ediyor. Sen onu takip etmeye devam et. Bu gemi bir tane, başka yok bunun yanında. Tamam, gelsin o zaman. Bunlar şeye gitsin abi. Bunlar İzmir'e gitsin beyler. Siz bir İzmir'e gidin. Benim o İzmir'deki gemilerim geldi mi yerine? Hala bak ya, hala gelmemiş. Bakayım neredeler? Buradalar. Oho, bunlar bölümün sonuna doğru gelir inşallah. Kauçuyu o zaman bölüm sonundan sonra yapacağız biz. Şurayı birleştirebilecek miyim? Gelirim fena değil. Hemen bu gelire sahipken bir yeşillendireyim beyler orayı da. Bak şimdi. Şu birleşmedi hala, görüyorsun. Bir aksiyon yok şurada. Şu yolu bağladığım an olay bitti bak. 2400 tane engineer sanki bu adada varmış gibi kullanıyorum. Daha demin burada eksiydi gördüğünüz gibi şey. Nüfus, çiftçi nüfusu bak 903'e çıktı. Olay bundan ibaret. Bu community pier'in en güzel olayı bu işte. Şimdi biz bak, elektriği buraya da verirdim ha. Ah be. Burası aslında daha mantıklı. Daha mantıklı değil mi beyler? Gel buraya, gel gel gel. Tamam. Buraya gerek yok. Burada zaten bir şey oluşturup. Degettet. Ekmeğe vereceğiz beyler. Burası bir yeşillensin. Burası bir yeşillensin. Oy. Her yer, her yer, her yer elektrikle buluştu. Bu güzel oldu. Dostum seni de... Hadi be, sığmadı. Tamam burası. Gazetemize bakıyoruz. İki tane kötü haber var. Bir tanesi Semik Machine'de. İzmir'de Semik Machine yok. Biliyorum, yok abi, yapmadık. Öteki de bir yerde ben gemi mi kaybettim? Ne yaptım? Bir görevi yapmamışım sanırım. O yüzden sıkıntım var. Tamam. Üzülecek bir şey yok. Değiştiririz abi. Ne vereyim abi? Biraz para kazanalım beyler. Biraz para kazanalım. Olur o kadar. Olur. Propaganda yapacağız beyler biraz. Olur o kadar artık. Bakıyorum kahve gelmiş. Elektrik, gözlük okey. Kauçuk yapacağız. Onu hala yapacağız. Maalesef gemiler gelmedi. Madem gemiler gelmedi beyler. Şu furnace'da ben bir şeye ulaşmayan gördüm. Oğlum sen niye ulaşmıyorsun yerine, yurduna sen? Bu da buraya sığmaz, bu da buraya sığmaz. Bunu buraya koyacağız. Sen hemen gidip işinin başında, hadi çabuk, hadi görmeyeyim. Herkes çalışsın ya, öyle şey mi olur? Kahve okey. Ya turistlere şu şeyi çıkartacağım beyler. En son adamları da çıkartalım. Bir tek ampul kaldı. Ampul için bizden ne istiyor şimdi? Ampul için. Hadi geldik ampule. Elektriğin olduğu yer neresi? Burası. Birer tane. Acele yok. Bundan var mı? Var. Bundan çıkartıyoruz, çıkartıyoruz. Kömür çıkartıyoruz. Yes. Şimdi kablo.
Kablo çıkartıyormuş. Kablo çıkartmıyoruz. Kablo 30 bine çıkıyormuş. Kaç? 1 dakikada veriyor. Bu elektrik de 1 dakika. 45 bin. Biraz pahalı. Şu ikisinin maliyeti bana 75 bin. Peki bu beni alıkoyar mı? Asla. Vatana hizmet, vatandaşa hizmet bizde geri kalmaz hocam. Şu ikisi bu nüfusu doyuracaktır diye düşünüyorum. İpek yok ya beyler. Ha, ipekten ben hemen ipeğe gideyim. Cankuş sen gel buraya. Hızlı hızlı hızlandıracağız. Hızlandıracağız. Başka çare yok. Ya bir ruta bakayım. Bak oyun böyle genişledikçe kafanız gidiyor. Hani gidiyor yani ister istemez gidiyor. Neyi nerede nasıl ne kadar yetiştireceğim? Bir böyle unutuyorum. Bilmiyorum size de oluyor mu olmuyor mu da ben bir unutuyorum mesela bazılarını. Şimdi gemimi buraya göndereyim. İpeği alayım. Biz ne yaptık? Aa bu can kuşu da yaptı. Ya arada da oynayalım değil mi beyler? Bakayım. Bu nasıl? Aynısı. Bu nasıl? Bu fena değilmiş. Bu nasıl? Bu güzelmiş. Ha bu dursun ya. Bunu beğendim. Tamam bu dursun. Bu gitsin. Sanırım bir görevi yapamadık. Bir görevi kaçırdık. Evet maalesef bir görevi kaçırdık. 1000 tondan 80 tonunu yapmışız daha. Ben biraz yavaş gidiyorum orada. Orada ben biraz yavaş gidiyorum. Olayın hakkını vermek lazım. Bu Nadaski muhabbeti de benim gemim nerede? Ha. Oğlum ben seni arıyorum sabahtan beri ya. Sen neredesin ya? Şimdi şunu bir şeyden kurtulsak neydi bu çocuğun adı? Kraliçeden. Şu çarklar bu yaşlı Nate'ten alışveriş yapmamızı sağlıyor. Çarkla beraber yanında işte birkaç parça bir şey daha istiyor. Oğlum buraya bunları ne zaman getirdiniz? Sizi yerim ya. Oğlum siz böyle hızlı çalışacaksınız var ya of diyorum ya. Siz şimdi şöyle bir gelin. Siz de şu tarafa alayım. Sen kimsin? Sen de bunlara katıl. Sen şöyle gel. Sen şöyle gel. Sen de şöyle gel. Küçük adam. Geldin mi sen Nate'e? Seni hızlandıracak bir şey lazım bize delikanlı. Oğlum tek de bir kere de ver ya. Zaten para kalmadı. 85 bine indik. Eyvah eyvah. 300 binlerde oynuyorduk ya. Aha gene şey. Ha bu hızlanma. Ben şey akü zannettim. Dinamo zannettim. Abi şimdi versen 18 bin alacağım zaten. Yapma gözünü seveyim. Hadi bir tane daha. Hadi koçum şimdi. Son deniyorum bak. Hadi. Tamam hadi son. Aa çıktı 75 bin. Oğlum ben bunu veremem. Zaten 69 alamıyorum ki zaten. Alamıyorum zaten. Bakayım. Tamam ya. Bu böyle gidecek oraya. Ghost 2'ye gönderiyoruz. Ghost 2. Beyler yani para kalmadı ya. Yapacak bir şey yok. Bir tane daha atayım mı İpek'e ya? Al, at bir tane daha at ya. Ne olacak? Aynen sen git. İpekleri çekmemiz lazım seri. Bu gemilerim de gelmiş. Gemilerim benim, canlarım benim. Siz de şöyle alalım. Bunları buraya atmamın sebebi yavaştan buralara da ineceğiz. Şuradaki delikanlıyı da patates edeceğiz. Buna karışmayacağım ilk önce. Buradaki mavi, sarı ve yeşili patates edeceğim. Prenses Shin King ya da neyse artık Shin miydi neydi öyle bir şey. Willy, sarı çocuk Willy. Sarı çocuk Willy? Oğlum sarı çocuk Willy. Ne oluyor ya? Sarı çocuk Willy bir dakika şey çıkartıyor. Aa bir saniye. Şu anda bunu gururuma yediremedim. Çok 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 özür diliyorum. Beyler biz bütün her şeyi askıya alıyoruz. Zeplin çıkartacağız. Görev nerede? Airship platform. Getir. Sen hayırdır ya? Kimle aşık attığını zannediyorsun oğlum? Airship platform. Getirin. Nereden çıksın? Buradan. Şuradan. Bir dakika. Peki bunun yanındaki ne?
Ha, o da büyük bir şey. Ha, o zaman ona göre bir alan yapmak lazım. Siz beyler buradan çıkacaksınız. Sen buradasın. Sen de buradasın. Ama tam benim yaptığım yerin üstüne geldin ha. Vili çıkarmış sarı çocuk sarı çocuk diyoruz adam bizi geçmiş beyler hayırdır ya. Şuraları bir hızlandırayım. O kadar da değil değil mi yani Vili'den de kötü olmayalım ya. Ne istiyorsun sen şimdi delikanlı? Bunlar bizde var. Al bakayım. Sen şimdi bunu yapacaksın hunharca. Airship platform bak community bir yer gördün mü? Burada bu şekilde. Bu bir mailden bahsediyor. Onu anlamadım yani. Oyunda yeni bir şey çıktı böyle. Birbirine adalar arasında iletişim gibi bir muhabbet. Enteresan. Değişik bir şey o. Onu anladığım kadarıyla. Göreceğiz zaten şimdi. Deneye deneye öğreneceğiz. Helyum çıkartmamızı istiyor. Helyum çıkartmak için de sen benden endüstriyel yağ istiyorsun. Kıla istiyorsun. Onlar bende var. Petre yok. Petre'yi buraya getireceğiz. Daha ben Petre çıkartmıyorum zaten. Şimdi o zaman beni bir acele ettirmeyin bakayım. Ben bir de Petre'ye bakacağım. Petre'yi ben sana İstanbul'dan getirebilirim. Bakayım. Aynen. Tek adadan bayağı bir getir. Buraya yığacağım ben. Bu adadan hem bira gelecek. Hem Semik Machine gelecek hem de Petre gelecek. Ben valla bunları kağıda yazacağım. Böyle bir muhabbet yok. İnsan unutuyor yavaş yavaş ya. Beyler İzmir'e gideyim. Şu adamızı bir kuralım. Gel bakayım sen canım benim. Burada iyi isyan çıkmadı ha. Vallahi isyan bekliyordum açıkçası. Dedim şimdi köylüler kalkışacak. Üç kutu yeter diye düşünüyorum. Umarım yeter gerçekten. Şimdi şöyle bir upgrade'imizi bu bölümün sonuna gelirken yapalım abi. Kaç tane kaldı tahtam? 102 tane tahtam kaldı beyler siz ikiniz. Gidin bakayım İzmir'e. Siz bana tekrar tahta getireceksiniz. Siz getirene kadar 504 tane. Tamam okey. Şunları bir upgrade edelim. What? Bu ne abi? Niye upgrade olmuyor bu? 500 dolar. Nasıl 500 dolar? 500 dolarım yok mu? Evet beyler oyuna yeniden başlıyoruz. Şu anda 1000 doların üstüne çıktık. Evet. Şimdi çıktık. 1000 doların üstüne daha yeni çıktık. Batan'ım ile de hayırlı olsun. Batabiliriz de batmayabiliriz de şu an ikilemdeyim. Şeyi asılmamız lazım. Görevleri asılmamız lazım seri şekilde. Bize verilecek her görev bizim için bir veli nimet kıvamından itibariyle. Savaşmaya devam yani. Şu an savaşmaya devam. Öyle görünüyor. Ben kauçuğu getirecektim. Kauçuğu şu an getiremiyorum ama eyvah eyvah bak kimi getiriyorum size bak. Kauçuk gelmedi ama beyler size kimleri getirdim bakın. Investorları getirdim. Investorlar geldi beyler. Bu geldi, hayatımız kurtuldu. Daha bundan sonra kolay kolay bize bir şey olmaz diye ümit ediyorum. Düşmeyiz yani. Nüfuslarını arttıracağım. Hemen bir görev geldi bize. 36 tane şampanya, 18 tane de sigara istiyor. Varmış burada. Hiçbir fikrim yok nasıl olduğuna dair buradan nasıl edindiğimize dair hiçbir fikrim yok ama iyi ki var. Teşekkür ediyorum. Şu anda bakın gelirimiz artı 4000, 4400 oldu. 5000'e, 7000'e dayandı. Bu oldu. Bunların geldiği an itibariyle iyi oldu. Yani birdenbire denk geldim. Hatta ben hazır böyle bir yukarı çıkma muhabbeti varken bir sıra daha yukarı atacağım. Şu arkadaşlarımı da bir yukarı atayım. İşte bu ya. Benim beklediğim buydu. Vallahi bu güzel oldu.
Gerçekten bu güzel oldu. Bizi bir yerde kurtardı diyebilirim. İsteklerini görüyorsunuz zaten. Bunları da yapacağız. Öncelikle ama Ketema'dan mesaj var. Ketema'yla da ilgileneceğiz. Ketema'yı da halledeceğiz. Onun da görevlerini yapmamız lazım ki çünkü yavaştan gökdelenlere doğru çıktığımızda gökdelenlerin isteklerinin arasında oradan gelecek malzemeler de var. Daha hatta daha biz şeye gideceğiz. Şu Antarktika'ya doğru yürüyeceğiz. Burada da bir görev bizi bekliyor gördüğünüz gibi. Ben buraya giderim. Ben buraya birazdan giderim beyler. Hiç sıkıntı yok. Burayı bu şekilde bırakacağız. İstanbul'dan yeni dünyaya malzemeleri yığacağız. Yığarken şu üç gemiyi ben iki gemi mi? Yok yok. Şu üç gemiyi orası için bir hazır edeyim. Şu iki arkadaşımla beraber hatta sen de gel birader. Şunların dördü, yedisi pardon. Şunların altısı mı? Altı kişi pardon. Altı kişi. Şu altı kişiyi İstanbul'a göndereyim. Bunlar onlara refakat etsinler. Şu üçlüye, Clipper'lara. İstanbul'a gitsinler. Roma'ya gitsinler. Özür diliyorum. Roma'ya gitsinler. Roma'dan İzmir'e doğru biz malzemeleri taşımaya başlayalım. Ya şu romanın adını değiştireyim. Küçük İstanbul koyacağım. Yemin ediyorum sürekli İstanbul İstanbul deyip deyip duruyorum ya. Beyler şunların manzarasıyla. Ya bu hani Anno'yu daha önce oynamamış ya da daha yeni yeni oynayanlar için var ya şu büyük nimet. Buralara gelmek, investorlara kadar çıkmak büyük nimet. Ben çok zorlanmıştım ilk başta oynadığımda. Yıllar önce falan ilk Anno deneyimimde çok zorlanmıştım. Daha ilk seviyeyi bırak hani ki ben 1404 ile tanıştım hani Anno'yla. Anno 1404 ile tanışmıştım ilk. Zordu yani. Bu seviyelere çıkmak hiç bilmeyen için zordur. Anno bir tık o konuda başka bir strateji oyunudur. O yüzden bu arkadaşlarımla beraber bu bölümün de sonuna gelelim. Anno 1800'de bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.